Sayın seyirciler, 15 Temmuz gecesi arabasıyla birlikte kendisini tankların önüne siper eden bir vatandaş yaşadığı o anları anlattı. Ezerlerse de essinler diye kendimi içeriden araca kilitledim diyen Erdem Aksan, kısa sürede vatandaşların da desteğini arkasında gördü. Darbe gecesi Atatürk Havalimanı'nda arabasını tankların önüne sürüp içerisine kendisini kilitleyerek tankların geçmesini önlemek isteyen Erdem Aksan o anları anlattı. Olaylar biraz sakinleşti gibi ben tekrar havalanın içine geldim, aracın oraya. Aracın yanına geldiğimde palet sesleri gelmeye başladı tekrar. Aşağı doğru iç hatlar gelişe doğru yürüyerek indim, baktım tankımdaki son sürat geliyor içeri doğru. Arkasından vatandaşlar tabii yoğun bir şekilde gelmeye başladı. İkinci tank da gelmeye başladı sonra arkasından. Ben koştum arabamı almaya. Arabayı aldım, Türk bayrağımızı da astım önüne. İç hatlar gidişteydim ben. Aşağı indim, ters yönden iç hatlar gelişe. Tankların önüne kırdım ben. Ondan sonra o dakika tabii insanlar, vatandaşlar daha çok böyle bir aşka geldi, şevke geldi. Tankların önüne iyice siper ettiler kendini. Ben de aracım kapıları içeriden kilitledim, çıkarmasınlar beni dedim. Ezerse de essin dedim. Kendimi içeri kilitledim. Tank ilk hamlede arabanın üstüne çıktı. Sonra bir geri çıktı. Bir 10-15 saniye sonra tam gaza basarak arabanın, yani insanları eze eze böyle, İnsanların dağıtarak bastı geçti. İkinci tankı bırakmadık ama ikinci tank orada kaldı. Darbe girişimi sırasında tanklar tarafından üzerinden geçilen aracının önünde açıklama yapan genç o anları yeniden yaşadı. O dakika hiçbir şeyin önemi yoktu. Çünkü öbür günü sabah olduğu zaman bir IŞİD gibi kafalar kesilecekti. Onun az çok farkına vardık. Çünkü her tarafı bombalamaya başlamışlardı. Dakika başı çünkü mesajlar geliyordu, haberler geliyordu. Darbe eğer gerçekleşmiş olsaydı bugün havaalanında, statlarda insanlar çırılçıplak olacaktı. Elleri kelepçeli olacaktı. Her yerde Orta Doğu'da olduğu gibi kafalar kesilecekti. Bugün hiçbirimiz bu şekil olmayacaktık. Ekmeği bırakın, herkes can derdine düşmüş olacaktı. İş güç değil yani, herkes canının derdine düşmüş olacaktı. Bugünümüze şükürler olsun.